Sayın seyirciler, Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın Ankara'dan canlı yayın konuğumuz. 28 Şubat dönemini konuşacağız. Sayın Yalçın, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Sayın Yalçın, sizi duyamıyorum ama siz beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Ankara stüdyomuzda sayın seyirciler. Eğitim Bir Sen Genel Başkan Ali Yalçın. Duyuyorum. Evet, şimdi duyuyorum sizi. Sayın Yalçın, siz de 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinin 16 yıl sonra bugüne bile yansıyan kalıntılarının ortadan kalkması için mücadele verdiniz. Bugün de bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğretmenlerin, mağdur edilen öğretmenlerin tekrar görevlerine dönecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bununla başlayalım. Normalleşme anlamına gelmiyor mu bu adım? Ne diyorsunuz? Bu adımı öncelikle takdir ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer bakanlıklardan farklı olarak bununla ilgili bir duyuru çıkarmış olması ve bu arkadaşlarımızı yeniden mesleğe davet etmiş olmasını son derece olumlu buluyoruz. O yüzden ben Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. 28 Şubat 1000 yıl sürecek denen postmodern darbeyle aslında birçok ailenin de toplumsal manada dışlanmasına ve travmalar yaşamasına neden oldu. Bunların başında 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde dosyaları derdest ettirip meslekten atılan çalışanlar, kamu çalışanları, öğretmenler geliyordu. Bunların haklarının iade edilmesi noktasında mevcut siyasi iradenin, bugünkü iktidarın önceden de bir adımı söz konusu oldu. 99'da çıkan affa ilave olarak 2006'ya kadar bu süreci kapsayan bir af çıkarıldı ve disiplin affı getirilerek bu insanların aldığı cezaların yok sayılması gündeme geldi ama mesleğe dönüşleriyle ilgili yeterli bir restorasyon süreci işlemedi. Bazıları dönebildiler ama mevcut kılık kıyafet yönetmeliği eksenindeki çekinceler dolayısıyla birçok öğretmen arkadaşımız bu konuda göreve dönemedi. O yüzden yeni çıkan torba kanunla bunlara yeniden dönüş hakkının tanınmış olması, Danıştay'ın 12. dairesinin de herkesin hatırlayacağı üzere geçen günlerde vermiş olduğu karar neticesinde kılık kıyafetin memuriyetten atmaya sebebiyet sayılamayacağı noktasındaki değerlendirmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bunları göreve çağırırken bunların mevcut kılık kıyafetleriyle mesleğe devam edebileceklerini zımmen de olsa kabul etmiş olması son derece önemli. Bunun takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu düşünüyor. Diğer kamu kurumlarından da bu konuda özellikle somut adım atmalarını bekliyoruz. 28 Şubat döneminde kaç öğretmen, kaç kişi mağdur oldu Sayın Yalçın? Bu konuda net rakam tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın geriye dönük yapabileceği çok sistematik bir istatistikle ortaya çıkarılabilir. Ama bize başvuran bu konuda yüzlerce arkadaşımız var. Sendikaya başvuran ve benim bu konudaki hakkımı arayın diyen yüzlerce insan var. Bunların bir kısmı önceki disiplin affıyla 2006'ya kadar olan süreyi kapsayan disiplin affıyla, daha doğrusu 2006'da çıkan yasayla bunlar geri bir kısmı dönmüştü ama bir kısmı bunun ya haberdar olamadı ya da haberdar olsa bile bu konuda kılık kıyafet noktasında herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olmasını bir çekince sayarak bu konuda somut adım atmamıştı. Yeni çıkan torba kanunda 6495 sayılı yeni çıkan torba kanunda bunlara geniş haklar getiriyor ve bunları mesleğe dönüşünde adaylık sürecinde dahi olsa meslekten atılmış olanlara yeniden haklarını iade ediyor. Onların dönmelerini sağlıyor. Bu çok önemli bir kazanım. Diğeri de 99'da 2006'daki disiplin affında aldıkları cezalar affa uğrayan ama mesleğe dönüşü yapılmayanlara kadro şartı aranmaksızın yeniden dönüş imkanı getiriyor ki bu da son derece önemli bir kazanım. Hı hı. Bu mağduriyeti yaşayanlar açısından bir diğer noktada yeni gelen düzenlemeyle bunlar meslekten atıldıklarında açıkta kaldıkları süre içerisinde sigorta primleri ne ödeyemediler,
2006'da geri dönüş yaptıkları süreç içerisinde sigorta primlerini bir kısmı kendisi ödedi. Ama bir kısmına geçen yıl getirilen düzenlemeyle, meclisten geçirilen bir kanun değişikliğiyle bunlara sigorta primlerini, emekli kesenine müktesep hak iddia edebilecek sigorta primlerini devlet tarafından ödeme imkanı getirilmişti. Bunların ödemeyi zamanında yapamayan veya süresi içerisinde müracaat edemeyen unutanlara da bu yeni çıkan 6495 sayılı torba kanunda bunlara da yeniden başvuru imkanı ve sigorta primlerini devlet tarafından ödeme kolaylığı getirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında bu torba kanun son derece önemlidir. Fakat burada torba kanununda unutulan bir iki kısım var. Bunun altını da özellikle çizmem lazım. Ekranları başında bizleri izleyen bu mağduriyeti yaşayan insanların doğal olarak akıllarına gelen soru şu üç noktada kilitleniyor. Birincisi meslekten atılanlar dışında o zamanın psikolojik baskısı altında meslekten ayrılanlar ve ayrılmak zorunda kalanlar var. Kendi isteğiyle ayrılmak zorunda kalanlar var. Bunlarla ilgili herhangi bir kapı aralanmış değil. Bunun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Birincisi budur diye düşünüyorum. Diğer bir konu 2006'ya kadar olan disiplin affını kapsayan süreçten geri dönenlere geçen yıl getirilen primlerinin devlet tarafından ödenmesi düzenlemesinde o düzenleme öncesinde kendisi bizzat ödeme yapanlar vardı ki bunlar 24 ile 30 bin TL arası bir rakama tekabül ediyor ve 2 yıl içinde ödemeleri isteniyordu. Birçok insan hem açıkta kaldığı süre içerisinde yaşadığı sıkıntıya ilaveten bu sürede 2 yıllığına kredi çekip borçlanıp emeklilikte işe yaraması açısından o SGK primlerini kendileri yatırdılar. Bu yeni çıkan 6495 sayılı torba kanununda bunların paralarının geri iade edilmesi getirilmesi gerekirdi. Bu noktada bir açıklık bırakılmış. Bunun tezelden tamamlanması gerekir diye özellikle düşünüyoruz. Bunu buradan özellikle ifade etmem lazım. Bir de haklarında disiplin hükümleri tesis edilmeden devlet memurundan çıkarma kararı verilenler var. Bunların yeniden dönüşü, istifa etmek zorunda kalan memurların yeniden dönüşüne kapı aralayan düzenlemenin özellikle yapılmış olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda diğer kurumlardan önce davranarak göreve çağırmış olmasını, diğer kurumların örnek alması gerektiğini ifade etmiştim ama hükümetin de bu arada örnek alması gereken kendi düzenlemeleri içerisinde bir düzenlemeyi hatırlatayım. Hükümet 2011 yılında sizler de hatırlarsınız yaş kararlarıyla meslekten ihraç edilenlerle ilgili haklarını iade ederken onlarla ilgili fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammını onlara vererek mesleğe çağırmış. Emekli sandığı kesinliklerinin tamamının devletçe ödenmesini ve istemişti. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın personeliyle 657 sayılı kanuna tabi personel arasında herhangi bir ayrım yapılmaması, yaş kararları kapsamında alınanlara verilen hakların aynısının 657 sayılı kanun kapsamında hakları iade edilenlere de verilmesi gerekir. Bak, bunu da hükümetin kendi yaptığı düzenlemeyi yeniden kıstas alıp bu konuda bir tamirat yapması için özellikle hatırlatmak istedim. Yani tazminat da mı diyorsun Sayın Yalçın? Evet. Açıkta kaldıkları süreler kendilerinden kaynaklı süreler kendilerinden kaynaklı bir nedene bağlı değil. O zamanki 28 Şubat'taki psikolojik ortamın ve postmodern darbenin kendine gerekçe aramak amacıyla cadı avına çıkıp insanları susuz yere derdest edip meslekten attığından kaynaklı olduğu için bu devletin kendisinin tamir etmesi gereken bir süreçtir diye özellikle düşünüyoruz. Çünkü bu insanlar çalışma verimlerinden, mesleki yetersizliklerinden kaynaklı olarak meslekten çıkarılmadılar. Sadece kılık kıyafetinden dolayı meslekten atılan ve yıllardır açıkta bekletilen ve bir yığın aileye travma yaşatılan bir süreçten söz ediyoruz. O yüzden bu konuda tamirat sürecinin tamamını kapsayabilecek şekilde derli toplu yapılması gerektiğini özellikle hatırlatıyorum. Ama şu anki atılmış olan adımı ve torba kanundaki gelen düzenlemeyi de son derece önemsediğimizi
bir kez daha ifade ediyor ve bunun için hükümete teşekkür ediyor. Ama teşekkürü tam yapmak için bir tamirat sürecinin yapılması gerektiğini de özellikle belirtiyorum. Hem maddi hem manevi bir yıpranma sürecini işaret ediyorsunuz. Bu arada istifa eden öğretmenler dediniz. Baskıyla meslekten atılmayı beklemeden istifa eden öğretmenler dediniz ki bunların da sayısı bildiğimiz kadarıyla binlerle ifade ediliyor. Değil mi Sayın Yalçın? Doğru, doğru. Çünkü insanlar o zaman bu konuyla ilgili hukuki değerlendirme yaptıklarında işi bilen kişilere sorduklarında onlara meslekten bir yıl sonra yeniden dönebilme hakkınız olsun, açıktan atamaya yeniden müracaat edebilme hakkınız olsun diye bu insanlara devlet sizi atmasın, siz kendiniz istifa edin, ileride yeniden dönebilirsiniz gibi bir hukuki değerlendirmede bulunulmuş ve bu insanlara bu konuda bir rehberlik yapılmıştı. Bunu dikkate alan ya da o zamanki baskılara dayanamayıp disiplin süreci diye tanınan o süreyi de beklemeksizin o baskılara dayanamayıp ayrılan insanlar söz konusuydu. Kendi dilekçesini verip yeter artık canımıza tak etti deyip bırakan insanlar vardı. Çünkü çok ciddi baskılar uygulanmış ve onlara hayat yaşanılmaz hale getirilmişti. Bundan dolayı ayrılan binlerce insan var. Onun için bu kanun kendi rızasıyla istifa etti olarak değerlendirdiği için bunları kapsam dışında tutmuş. Halbuki onlar kendi rızasıyla değil, yapılan baskıyla, dayatmalarla, zorbalıkla mücadele etmekte artık yıprandığı ve zorlandığı, sinirleri tahrip olduğu için yeter artık deyip bırakan veya o zamanki hukuki değerlendirmelerde istifa et diye yapılan yönlendirmeler neticesinde ayrılan insanlardı. O yüzden bunların da bu süreçte tamir edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Yalçın, o dönem 28 Şubat döneminde en çok hangi disiplin suçları gerekçe gösterilerek mağdur edildi öğretmenler? Çoğunluğu kılık kıyafet dayatmasından dolayı gerekçe gösterilerek meslekten ihraç edildi, meslekten çıkarıldı. Bunun yanında o zamanlar hatırlarsınız... Türkiye'de bir toplumsal mühendislik yapılıyor ve irtica haberleri üst üste veriliyor. Çok masum, normal olaylar büyük bir felaketin habercisiymiş gibi abartılarak kamuoyuna takdim ediliyordu. O süreç içerisinde insanlar ciddi bir hukuki mülahazaya, bir değerlendirmeye, bir sürece de tabi tutulmadan tabiri caizse paketlenip mesleğin dışına bırakıldılar. Bununla ilgili yaşanmış bir yığın örnek var. Bize gelen dosyalar arasında özellikle bu konunun da ağırlık kazandığını görüyoruz. Çünkü o zaman hukukun da Türkiye'de askıya alındığı bir süreçti. Yargıçların, savcıların askerinden briefing aldığı, briefing adı altında talimat aldığı bir dönemdi ki hukukun, yargı bağımsızlığının gölgelendiği, o günkü bütün kararların tartışmalı hale geldiği bir süreci burada konuşuyoruz. O yüzden o süreçte yapılmış olan değerlendirmelerin mutlaka yeniden ele alınması, o dosyaların yeniden açılması ve hakkına, hukukuna girilen insanların yeniden haklarının iade edilmesi son derece önemlidir. Türkiye darbelerle yüzleşecekse geçmişin izlerini yok edecek ve yapılan hataları telafi ederek tamir etme sürecine girecekse bunun o günkü hukuki mülahazaları da yeniden ele almakla mütekamil manada şekilleneceğini düşünüyoruz. O yüzden bu konuda meslekten çıkarılanlar içerisinde kılık kıyafet ve irtica yaygarasıyla meslekten çıkarılan insanların ağırlık oluşturduğunu söyleyebilirim. Sayın Yalçın, öğretmenlerin o sıkıntılı süreçlerine siz yakından tanıklık ettiniz. Neler yaşadılar o dönemde, özellikle bu yıl? Şimdi yine öğreniyoruz ki görüntülenmek suretiyle, okul bahçesinde gezerken görüntülenmek suretiyle başörtülü öğretmenlerin fişlendiğini öğreniyoruz bugün. O süreç boyunca işsiz kaldıkları, mağdur edildikleri bu süreç boyunca neler yaşadılar, hangi süreçten geçtiler, hangi sıkıntıları yaşadılar öğretmenler? Öncelikle çok ciddi sıkıntılar yaşadığını baştan ifade etmemiz gerekir. Çünkü bu insanlar hem o meslekten çıkarılma süreci içerisindeki karşılaştıkları, maruz kaldıkları baskılar açısından, hem de
meslekten çıkarıldıktan sonra normal hayata döndüklerinde hayata tutunma açısından çok ciddi zorluklarla karşılaştılar. Bu insanların bir kısmı atıldıkları okulun önünde seyyar satıcılık yaparak hayatlarını sürdürmek zorunda kaldılar. Eğitim bir sene olarak hatırlarsınız bizler ödenmiş bedeller unutulmasın diye bu süreçte yaşanmış olan mağduriyetleri, kamu çalışanlarının yaşadığı mağduriyetleri kitaplaştırma ve onları derli toplu bir araya getirme açısından bir yarışma düzenlemiş ve bu insanların bu anılarını yazmalarını istemiştik. O süreçte o kadar çok insan müracaat etti ki bizim normalde yaptığımız yarışmalarda bir kitap haline getirdiğimiz çalışma bu ödenmiş bedeller unutulmasın konsepti içerisinde 3 cilt halinde yayınlanmak zorunda kaldı. Çünkü bir yığın insan mağduriyet yaşadı. Bunlar içerisinde okulda yeniden gidip ücretli hademelik yapmak zorunda kalan, seyyar satıcılık yapmak zorunda kalan, inşaatlarda çalışmak zorunda kalan ve burada söylediğim zaman belki bazılarının mesleki açıdan onur kırıcılık olarak değerlendirebileceği birçok işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Bunun hem bu boyutu var hem de yaşadıkları travma açısından hem etrafındaki insanların onlara bir potansiyel suçlu olarak bakması, bir potansiyel suçlu olarak değerlendirmesi gibi bir haksızlıkla karşı karşıya geldiler ve bunlar kendilerini anlatamadılar. Çoğunlukla sıkıntıların içlerine attılar ve yutkunmayı seçtiler. O yüzden zor bir süreçti onlar için. Bize gelip bu yaşadıkları mağduriyetten ötürü haklarının iade edilmesi talebiyle başvuranların hayat hikayelerini dinlediğimizde gerçekten çok zor durumda kaldığımızı ve bizim bu insanların mağduriyetleri karşısında gerçekten yaşadıkları hayat karşısında ezildiğimizi buradan özellikle söylemem lazım. Zor şartlar altında mücadele etmek zorunda kaldılar. O süreçte üniversitelerde başlatılan cadı avı dolayısıyla üniversiteye birincilikle giren başörtülü kızların üniversiteden ayrıldıktan sonra atıldıktan sonra yaşadıkları travmalar, aileleriyle yaşadıkları tartışmalar ve ondan sonra hayatlarının şekilleniş biçimi gerçekten yürek burkan manzaraları ortaya koyuyor. O yüzden Türkiye benzer durumları bir daha yaşamaması için demokrasinin üzerindeki vesayet gölgesinin tamamen kalkması, herkesin, her kurumun kendi işiyle uğraşması, hiç kimsenin Türkiye'de toplum mühendisliği yapmaması ve insanları kategorize etmemesi gerektiğinin özellikle altını çiziyoruz. Ve devletin insanları tanımlama, insanları kategorize etme, insanları belli bir şekil etrafında aynı tornadan geçirmeye çalışma alışkanlığını geride bırakıp insanları tanımlama yerine insanları olduğu şekilde tanıma erdemini kuşanması gerektiğini sendika olarak her fırsatta biz ifade ediyoruz. Evet. Sayın Yalçın, mağduriyetin psikolojik boyutu da var şüphesiz söylediğiniz gibi. Şimdi gelelim mağduriyetlerin giderildiği, iade itibar yapıldığı mesleki mağduriyetlerin, mesleki itibarın geriye iade edildiği, mağduriyetlerin giderildiği bugüne normalleşme sürecine. Başvurularda hangi şartlar aranıyor? İşin bir de aydınlatma boyutu var. Başvurularda öncelikle hangi şartlar aranıyor? Bugün çok önemli çünkü zamanlama açısından da. Aydınlatmakta fayda var. Başvurularda tabii ki o sürece ilişkin bütün veriler Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu insanların dosyaları tutuluyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı olarak başvurmaları ve yaşadıkları mağduriyeti ifade ederek geri dönüş istemeleri yeterlidir. Bu konuda sıkıntı çekebilecek veya hukuki destek alabilecek veya danışmanlık hizmeti alabilecek ihtiyaç hisseden arkadaşlarımızın sendikamızla da irtibata geçmeleri, hukuk büromuzu aramaları yeterlidir. Bu konuda bakanlıkla irtibata geçmiş olmaları da kendileri için yeterlidir ama sendikamız da bu noktada şimdiye kadarki örnekler üzerinden kendilerine gerekli danışmanlık hizmetini verecek ve gerekli evraklarının tanzimi noktasında yardımcı olacaktır. Bu konuda bakanlığın yayınlamış olduğu tebligatın, çağrının iyi okunması gerektiğinin özellikle altını çiziyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen 1999 ve 2006'daki disiplin affı kapsamında mesleğine dönemeyen insanların bazılarının o süreçten haberdar olamadığını, yurt dışında olanların bazılarının bu süreçten haberdar olamadığını biliyoruz.
Dolayısıyla ekranları başında bizleri izleyen insanların, bu tip mağduriyet yaşamış insanların haberdar olamama ihtimallerini de göz önüne alarak, etrafında bu mağduriyeti yaşamış insanlar söz konusuysa onlarla irtibata geçerek bunu hatırlatmaları ve onları da bu konuda uyarmaları gerektiğini özellikle ifade etmeliyim. Nerelere başvuracakları konusunda hatırlatma yaptınız. Başvurular 29 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Peki son olarak kaç kişi bu şartları taşıyor Sayın Yalçın? Bu konuda bizim elimizdeki rakam 100'ün üzerinde. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu kapsamda kaç kişi var? En sağlıklı bilgiyi tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı bilir. Dolayısıyla bunun istatistiğini bizim bir sendik olarak vakıf olmamız ve tamamının kaç kişi olduğuna dair rakam ifade etmemiz çok sağlıklı olmaz. Çünkü bunların verilerini tutan Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Meslekten ihraç edilen, meslekten atılan insanların dosyaları ve istatistik bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürlüğü'nde, bugünkü adıyla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ndedir. Dolayısıyla o konuda net rakam ifade edemem ama bir şey ifade etmem lazım. O da 2006'da çıkan disiplin affıyla mesleğe dönen arkadaşlarımızın içerisinde olamayan, o süreçten haberdar olamayan ama daha sonraki süreçte bizleri arayan insanlar da vardı. O süreç içerisinde dönememiş olanların sayısını da üzerine eklediğiniz zaman ciddi bir rakamı ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum. Bin civarında bir rakama tekabül edebilir. Peki. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve bilgilendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam edeceğiz şimdi moderatöre.